Herkese selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok inanılmaz bir şey yapacağız. Evet, şu anda yola doğru çıktım. Yapacağımız etkinliğin alanına doğru gidiyorum. Bugün arkadaşlar Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u test sürüşünü yapmaya gideceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım. Twingo ile çıktık yola. Test sürüşünün yapılacağı. Artık arabayı oradan teslim alacağımız yere doğru çıktım. Aydın'da yaşıyorum biliyorsunuz ki. Aydın meydanda bu yer. Arabayı artık bulvarda bir yere bırakacağım. Oradan test sürüşü için deneyim merkezine gideceğiz. Bakalım inşallah TOGG'u deneyimlemiş olacağız bugün arkadaşlar. Aracın yanında da yine videoyu açacağım. Şu anda yolda gidiyorum. Tekrardan aracın yanına geldiğim zaman araç içinde de eğer izin verirlerse ki vereceklerini düşünüyorum. Böyle güzel bir video çekmeye çalışacağım sizler için. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi oraya vardığımız zaman tekrar açarım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda TOGG'un içerisindeyiz. Gerçekten hani ilk deneyim olarak mükemmel. Direksiyonu falan gerçekten yumuşacık. Gidişi falan, aracın yüksekliği. Çevrenize gayet hakimsiniz. Valla mükemmel ya. Direksiyonu falan sportif, bayağı güzel. Arkadaşlar şimdi 0-100 denemesi yapacağız. Bakalım. Gerçekten inanılmaz bir hızlanması var aracın spor modda. Gördük arkadaşlar. Gerçekten koltuğa yapıştı bir üstü. Arkadaşlar test ettiğimiz cihaz bu. Cihaz diyoruz çünkü bir araba değil.
Bir elektronik cihaz, elektrikli cihaz. Öndeki şu panjur detayı lale şeklinde. Araç siyah. Siyah olanı test ettik. Şöyle fardaki mercekleri falan göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Şu bıyık şeklindeki gündüz ledlerimiz falan. Araç bu arada bayağı ilgi çekiyor arkadaşlar. Aracı sürerken herkesin size baktığını fark ediyorsunuz. Jantlarda da yine lale desenleri var. Yani jantlar falan mükemmel ya. Araç şöyle göstereyim. Aracın içinde de dediğim gibi lüks bir araç kullandığınızı hissediyorsunuz. Aynadaki şu detaylar. Şu arka stoplardaki detayları da göstereyim. Şöyle arkası da bu şekilde. Şu uzun hıza diye stopu falan bayağı güzel. Şöyle şuradaki detay. Tok yazısı. Gerçekten mükemmel bir araç ya. Yani yapanlardan gerçekten ellerine sağlık. Yapanlardan Allah razı olsun. Plakalık falan da şöyle tok şeklinde. Bayağı güzel. Şöyle aracın ön kısmına geçelim yeniden. Araç gerçekten çok ilgi çeken, çok güzel bir makine olmuş. Gerçekten çok güzel. Bunu deneyimlemek çok harika oldu gerçekten ya. Şöyle. Arkadaşlar bizim test ettiğimiz siyahtı. Fakat bu da gemlik mavisi. Bagaj şöyle açılıyor. Bagaj hacmi falan bayağı geniş harbiden. Her şeyi doldurursun buraya ya. Şöyle şarj kablosu falan. Buradaki yardım kitleri. Bagaj hacmi de gayet güzel. Şurada bir 12 volt çakmaklık girişi. Bayağı güzel. Evet, düğmesine bastık ve bagajımızı da kapattık. Renk bu arada, bu renk mükemmelmiş ya. Böyle bunda da yine şu tok detayı. Araç bayağı güzel. Arkadaşlar aracın detaylarını çekelim. Şöyle Meridian ses sistemi. Bu arada Range Rover'larda kullanılan ses sistemi. Şurada bakın kapı kulbumuzun olduğu yerlerdeki şu desenler falan bayağı çok güzel ya. Şöyle kapı sacı. Kapı bu arada bakın bayağı tok arkadaşlar. Yani tok. Gerçekten tok. Kapının kapanışı falan hem mükemmel. Şöyle şuradaki basamaklıktaki tok detayı. Koltuklar bu arada bayağı rahat. Harbiden direksiyonu falan, ekranlar, haritası. YouTube müzikten istediğiniz gibi müzik de dinleyebiliyorsunuz. Şöyle görsel bir şov. Buradan bakın buraya ayarlayabiliyorsunuz galiba. Gayet güzel. Direksiyonu bu arada bayağı güzel arkadaşlar. Spor bir araç direksiyonu gibi. Şurada vitesimiz. El freni falan. Koltuklar şöyle göstereyim. Koltukları bayağı rahat. Deri. Şöyle delikli falan koltukları. Bayağı güzel. Şöyle bir arkaya da geçelim. Arkayı da inceleyelim. Evet, arka tarafa da geçtik arkadaşlar. Şöyle arkada da yine bakın. Ön taraftaki gibi. Meridyenimiz burada. Burada da bir şöyle tizlerin verildiği bir hoparlör. Arka tarafına bakalım. Şöyle of. Arkada yolculuk da bayağı rahat olur. Ben 1.80 boyundayım. Kafa falan rahatlıkla sığıyor. Şöyle cam tavan. Direkt panoramik gökyüzünü görebiliyorsunuz. Burada falan ışıkları. Tavanda cam olduğu için şöyle yan taraflara ışıklar koyulmuş. Koltuklar bu arada bayağı rahat. Burada bir kol dayamamız da var. İsterseniz buraya içeceğinizi koyabiliyorsunuz. Suyunuzu falan. Şöyle kol dayaması. Arka tarafa da bakın. Şöyle. Arka tarafta da koltuk ısıtmaları var. Şurada bir şarj girişi var. Type-C. Şöyle bayağı güzel bir iş tasarım var. Evet arkadaşlar, benim incelediğim araç gitti. Araç bu şekildeydi. Gerçekten test sürüşünde çok memnun kaldım. İnanılmaz güzel bir araba olmuş. Sürüş zevki vesaire gerçekten çok başarılı. Özellikle hızlanması falan mükemmel. Direkt koltuğa yapıştırdı zaten 0-100 denememizde. Araç bence gayet başarılı olmuş. Dış görünüşünü de son olarak çekeyim. Vallahi çok güzel bir deneyim oldu bu test sürüşü bize.
İlk defa bir elektrikli aracı kullandım ve gayet de memnun kaldım. Hani benzinli araba mı bu mu derseniz, bence artık evet sesi falan yok o güçlü arabalardaki gibi, fakat gerçekten gücü mükemmel ve bunu çok güzel hissediyorsunuz. Evet, gayet güzeldi ilk deneyimim. Yavaştan videoyu kapatayım yine. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olup aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Herkese iyi günler, hoşça kalın.